Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Buna bir hissi seviyesinde bir inanç olsa var ya, bitti. Fikri seviyesinde inanç var. Şimdi biraz bugünkü derste de şimdi his karışacak. Konu zaten biraz o. Fikri çerçevesi olmakla beraber İçerisinde kısmen böyle azıcık böyle şuhudi, yani şuhuda yakın, ilmel yakın bazı şeylerden bahsedeceğim. Nasıl diyeyim? Fikir gibi söyleyeceğim veya okuyacağım. Fakat bir kısmı fikirden hisse yakın. Dimağda en diş tarafta ne vardı? İrade. Sonra ne demiştim ben? Dima dedim, yanlış. Onu düzelttim ben böyle. Vicdanda irade, zihin, his. His üçüncü mertebede. Zihin burada. Zihin içerisinde bir şey var. Fikir. Onun içerisinde değil de fikir. Daha çok şeyde. Tabi. Dimağdaki taakkulde. Fikir bir yoldur. Şimdi bu zihindeki marifet ve marifetullahı hisse taşınırken his alemine daha hisse boyanmamışsa arasında hisse yakın, şuhuda yakın bir ilmel yakın deniliyor. Yani burada ilmel yakın var. Şurada ilmel yakın var. Aynel yakın. Aynel yakın. Aynel yakını hisse taşıyacak ilmel yakın burada. Vicdandaki zihinde ilmel yakın buydu. Aynel yakın. Bir de hakkal yakin. Yani burada hissi yok. Zihindekileri hisse taşınırsa aynel yakin oluyor. Burada da hakkal yakin oluyor. Şimdi şurada zihinle his arasında geçerken, yani hissin zihnin hisse dönüşmesinde bir berzah gibi bir şey var. Yani ona ne deniliyor? İlmel yakinin öyle bir mertebesi ki aynel yakin gibi. Abi aynel yakin suretinde bir ilmel yakin ve hakkal yakin suretinde bir ilmel yakin tarzında ifadeler var ya. Külliyat. Kastamonu 25'teki o. İşte o, onu kastettim. Şimdi bu buraya kısmen biraz meşgul olup, yani meşgul ola ola, mesela su kayaya vura vura uyuyor ya, bunları düşüne düşüne, tefekkür ede ede artık biraz da gönül verdin mi, içeride kıpır kıpır oynayan ama senin sahiplenemeyeceğin, sahiplenme anında helak olacağın, yükseldikçe dibe çakacağın, senin sahiplenmen olmadığını şu anda biz ilmen biliyoruz. Yani bunlar bizim değil. Bunlar bizim değil, bizim ilmi seviye bu. Kabulleniş bir iddiadır.
fakat bu benim değildir demenin bir alt seviyesi var, hissi. Yani ilmi iman var, hissi iman var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, şuhud mertebesinde imanlar var. İlmel yakin, aynel yakin imanlar var. Hakkal yakin iman var. Böyle iman da var. Tamam mı? İman mertebesi böyle. Onlara kişi kendisi şahit olur aleminde ama seyreder, duyar. Kendisinin başka hiçbir şeyi yok. Duyar, seyreder, ceyran eder, haber verirse verir kısmen. Şeye benziyor, buradan bak şehre, araba var, uçak geçiyor, yağmur kar yağdırılıyor, sesler var. Haber veriyor ama o değilim, benim değil ya. İçindesin şehrin, haber veriyorsun. Ama birisi var, ona söylüyorsun. Bu seviyedeki, bu mukaddemeyi yaptıktan sonra geçeceğim. Bu seviyedeki mesela şeye şahit olmak, bu his seviyesine birkaç tane sebep var. Bunlar bir tanesi şiddetli bir merak. Şiddetli bir merak. İki, merak ilmin hocası. İki, şükrü örfide yaşamak. Yani terkler. Terk. Terk sahiplerine ilhamlar gelir, fikirler gelir, doğar. Yağar yağmur gibi ona. Terklere sahip olanlarda yağar. Böyle. İlham yağar. Yani kalemle belki de yetiştiremez. Devamlı yağar yani. Üçüncü şey, birincisi merak. İkincisi terk. Yani terk. Üçüncüsü şükrü örfide yaşamak, veriliş gayesinde. Dördüncüsü hastalık. Hissi, nefsi, cismani galebe eder diyor. Yani hastalık böyle. Adeta insanı dengeye koymak için bir tehdit unsurudur. Hastalık hisleri tehdit unsurudur. Tehdit içerir. İfrat ve tefritten şey yapar seni. Şu anda diyebileceğim bu konuyla 4 tane. Ha. Şimdi diyor ki ustad bunlar, yani o hislerin bununla alakalı bir cümlesini okuyayım. Bununla alakalı hisler sana rağmen bilgisayarın arkasında çalışan programlar var. Sen görmüyorsun. Hisler böyle. Yani abi niye böyle oluyor? Bu kadar okuyorum. Arkada hisler çalışıyor. Tırrr. Akıl burada. Sana rağmen çalışıyor. Hisler çalışır. Her konuda çalışır. Hayal ettiğini, merak ettiğini, lokomotif gibidir hayalle merak. Onları aktif eder. Alaka. Alaka duyduğun her şeyi şey yapar. Yani pek bilgiyi dinlemez de. Daha çok terklerle etkilenir, kontrol altına alınabilir. Terklerle ve kalbi işlettirmekle. Kalp biliyorsunuz iki şeyle işler, fiilen, yani ibadetlerle ve zikirle, evratlarla. Eğer gündelik evradı olmayanın, Zübeyir abiden söylüyorum bir mana, İtfaiyeci iken itfaiyeciye muhtaç olur. Yani söndürücü iken söndürülmeye muhtaç olur. Evratsız bir nurcu olamaz. Müslüman olamaz da hele hele hiç olamaz. Çünkü bu ilk yardımcı gibi itfaiyeci iddiasıyla çıkmış. Ve Allah öyle vazifelendirmiş. Sana rağmen bilgisayarda şöyle yapıyorum. Arkanda çalışıyor.
Senin alakası yok. Tamam. Daha çok feveran, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bizzati artık bunu tevazu yapmayacağım. Bende aynı yakın hale gelmiş. Seviyeyi söyleyeceğim hissi. Hiçbir şey yok kafamda. Demek ki gel. Peki. Allah'ım selamlasın. Ne acayip insan işte. Demek ki böyle. Peki. Hastalıklarla alakalı hisler hayatın arka tarafında dengeyi tutmak ve aynı zamanda sana tehdit unsurudur. İhlasa sokmak için akıllı ol ha diyor. Burada aranılan yaşantıdır. Yani hislerde aranılan yaşantıdır. Yani hisler aralı. Yani yaşantı ve bulunduğun yerde göre onlar aktif olur. Sana rağmen. Mesela şehvet, açlık, koku ile hemen aktif olanlar var. Görselle aktif olanlar var. Seslerle aktif olanlar var. Dokunsalla. Ama sana rağmen çalışır. Sen bir kere girdin mi koordinatlarına? Sen başka şey, ne var ne yok, arkada o çalışır. Çok ilginç bir şey. Hisler dünya cinsinden bir malzeme ve zemin değil, burada oraları yaşamaktır his. Hislerin kendileri. Kalem değildiriz, elma değildiriz, araba değildir, kadın değildir, erkek değildir. İster ne kadındır ne erkektir. Burada oraları yaşamanın adıdır. Buralı değildir. Şimdi çok hoşuma giden ama altın imkanım olsa tabela altın yapacağım cümleyi okuyacağım. Mübalağa etmiyor. Allah kahretsin yalan söylüyorsa. Sizi dikkatini çekmek için değil. Diyor ki iman gözüyle gördüm ki İmandan daha değişik, ötede. 69 şualardan okuyor. İman gözüyle gördüm ki, bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynesi. Bu zerrecik tamam. Vücudum. Benim öyle günlerdi. Bak, bu zerrecik, 18 bin aleme göre bu vücut, yani vücut derken cesetten bahsetmiyor. Ruh. Bu. Bu zerrecik vücudum hadsiz vücutların aynesi. Hadsiz. Vücutların mı diyor? Ha, vücudun. Vücudun aynesi. Hadsiz bir vücudun aynesi. Evet. Tövbe. Niye? Alemlerin değil. Bu zerrecik vücudum hassiz vücudu ailesi. Yani yetsiz bir misal ve hassiz vücutları kazanması mesela. Ben yerinden okuyamıyorum. O ezberden okuyor. Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun. Allah. Hadsiz bir vücudun aynesi. Hadsiz bir vücudun aynesi. Ve nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Vücud ayna kazandığı vücutlar. Teke ayna kazandıkları çoğu. Fark ettiniz mi? Bir de okuyayım. Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi. Ayna-i Samet. Ayna-i Samet, esmanın bütünlüğünün oluşturduğu bir zeminsiz zemin.
Ayn-i Samet. Ayn-i Samet olmak kolay bir iş değil. İlk önce Ahsen-i Takvim'den bahsedeyim buraya gelme. Ahsen-i Takvim, Şecere-i Hilkat'te yaratılan alemlerin hulasa-i camiası olan insan. Şecere-i Hilkat'teki 18 bin alemin hakikatına cami. Bu Ahsen-i Takvim. Bir de söyleyeyim. Şecere-i Hilkat'in meydana getiren o esma, o Şecere-i Hilkat'ı yaratan 18 bin alemin bir nümunesini insana koymuş. Buna Ahsen-i Takvim denilir. Hakikatların cemi, bütünlüğü. İyi dinleyin işte. Fakat bu Şecere-i Hilkat'in bize koyduğu nümunelerin dışında bir başka bir aynedarlığı da var. Kainatın dışında. Şecere-i Hilkat'ın dışında bir aynedarlığı da var. Bu kulu vallahu ahad, Allahu samet. Ayn-i Samet oluşu. Ahsen-i Takvim esmalarının bütünlüğünün oluşturduğu ayna. Tamam. Burada esmalar gözükür. Zat gözükmez. Ahsen-i Takvim yapımızda Esma-i Hüsna gözükür. Zat gözükmez. Ayn-i Samet ise insanda olup kainatta olmayan özelliğimiz. Zatı misafir edişimiz tarafı. Yani sığmadım ben kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım denilen yersiz yerimiz. Varlıksız varlık. Ehadın oluşturduğu sistem, ehadiyetin tezahür ettiği yapı. Ayna isamet olmak kolay bir iş değil. Senelerce Fethi abi uğraştığım şeyleri söylüyorum. Böyle ihatalı bunları demek çok zordur. Ben de not abi bir şey. Kainattaki yersiz yeri nerede? Ha, yersiz yer işte öyle bir şey. Doğru. Elhamdülillah. Ayna isamet olmak kolay bir şey değil. Ahsen-i Takvim olmak kolay, iyi. Ama Ayna-i Samet kainatta olmayıp bizde olan tarafımız. Mana tarafı. Batını kalp. He? Batını kalp. Değil yani. Batını kalp Ayna-i Samet. Ha işte. Yani ben mahlukiyet şeyini veremediğim için dedim. Batını kalp Ayna-i Samet. Yani niçin dedim? Ayna-i Samet'te 9. sayfa şu alarda. Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Allah'lık hakikatının, zatının taayyum ve teşahhus ettiği, bunu farka gelmek veya bu dramı, yani bu tiyatroyu bize hatırlatan İyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. Bu yapının adı. Sana. Ona değil. Sana dendi, senden, sana ibadet ederiz. Sana ibadet ettiğimiz için bir hak sahibi oluyor adeta haksız hak. Senden yardım istiyoruz. Ayn-i Samet bu. Şecere-i Hilkat, Allah'ın yarattığı her şey. Buna şey deniliyor, maddi ve manevi. Maddi hayat-ı Muhammediye, manevi hayat-ı Muhammediye. Kevn ise mülk tarafı olan Şecere-i Hilkat'ın mana, nur tarafıdır. Onun gölgesinde biz de her birimiz öyle. Kesin. Evet. Onun gölgesinde hepimizde temessülatı var. Güneşin aynalardaki temessülatı olduğu gibi her bir ayna, her bir insan güneş nuru Muhammedi. Onun için nuru Muhammedi'nin herkeste bir temessülatı var. Bunu bilmek insan nereye taşıyor? Hastalıklarmış, olaylarmış, hadiselermiş. İnsan arkaya taşıyor. Yani bunları duyup bir an bunları tefekkür edip yaşa ve git. Bir an. Kainat ise
Arş-ı Azam değil, dikkat edin. Kabu Kavseyn. Arş-ı Azam. Levh-i Mahfuz. Arş. Arş'tan aşağıya, arş dahil değil. Arş'tan aşağıya cennet, daire ilim, daire hayat, kürs, levh-i mahfuz ispat, kafnun tezgahları, yedi kat sema, seba semavat, alemi berza, hepsi yani. Hepsinin adı kainat, şuradan aşağıya. Kev, arşta dahil, kabu kavsene kadar, şecere hilkat bütünü. Maddi hayat-ı Muhammediye şecer-i hilkatin vücud-u haricisi. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Cennet, Cehennem. Hayat-ı Maneviye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu şecer-i hilkatın nur tarafı. Çünkü enede iki yapı vardı. Nur ve mana. Nur tarafı maddi hayat-ı Muhammediye. Enedeki mana ise manevi hayat-ı Muhammediye. Şimdi aynı isamet. Bak şimdi diyor ki bu zerrecik vücudun aynı samet. Hadsiz bir vücudun, vücutların değil. Hadsiz bir vücudun aynısı. Nihayesi de aynısı. Çünkü mirat denemezdi. Çünkü o vücut aynı olurduk biz. Mirat denseydi. Gösterme değil, yapılandırma demek. Yani toprağa mirat deniliyor, tuvalet ve lavabodaki aynaya ayna deniliyor. Senin suretini yani ki gözüktüğü yer. Ama mirat olsa senin yapılandırdığı, inşa ettiği yer onun gibi olacaktın. Haşa, o hadsiz vücut, o Allah, ya biz mirat olsak bizi inşa ederken haşa biz vacip olurdu. Mirat kullanılsaydı. Ayna kullanılınca gösteren oluyorsun. Çok acayip değil midir? Belki de 10 tane 20 tane dersi kullanıyorum. Bir kere bunu diyebilmem için ayna ile mirat arasındaki farka ait dersi bilmem lazım. Değil mi? Ayna-i Samet. Niye mirat-ı samet? Olamaz. O zaman samet olurdu. Vacip olurdun haşa. Mirat-ı samet diyebilirdi. Olamaz. Tövbe ol. Yani ne? Hiç kışır yok ya. Yemin ederim yani böyle. Hiçbir kışır yok Risale-i Nur'da. Tam yerinde kullanılmış böyle her şey. Allah kahretsin ben böyle his seviyesinde benim şeyim var. Yemin ediyorum. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Ben de Risale-i Nur şeyim her kelime yerinde kullanılmış. Yani kışır olmadığına zatına yemin ederim. Hiç böyle şey yok. Niye kullanmadı diye çok merak etmişim. Niye aynı demiş, aynı isamet demiş de mirat isamet dememiş. En uygun mirat. O zaman sen vacip olurdun. O kadar acayip detay ki. Buna elini dokunan harfine bu anlattıklarımı ve dibini ihanet eder, onları yok eder. Yok eder. Allah'a aynı olmak. Anlattıklarımla ne alakası var aynı isamet? Değil mi? 10 dakikada anlattı. Allah'a aynı olmak. Yani onu göstermek. Şuraya bak. O da dilimin döndüğü ve seçerek dikkat eder. Dura dura seçerek söylüyor. Kendi hislerimi katmamaya çalışıyor. Ve dikkati çekmeye çalışıyorum. Bakın ne acayip bir şey. Bu nasıl olacaksın aynı samedi? Onu okuyacağım. 4 tane sıfatınla. Öne çıkartacaksın. Bu zerrecik vücudum, hadsiz vücudun miratı. Aynesi. Şimdi ne oldu? Değil mi? Koysa cinayet mi değil mi? Tövbe estağfurullah insan vacip olur. Bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynısı. Ve nihayetsiz imbisat ile. İmbisatı anlatayım derste. Çekirdek imbisat oldu ağaç. İmbisat. Daldaki ağaç oldu.
İnkişaf etti, çekirdek oldu. İnkişaf, oku çekiyorum, bir daha başka örnek veriyorum. Oku çekiyorum, hedeften hedefe. İnbisat, inbisat ise kucaklayarak her şey, boyalanarak. Çekirdek inbisat ederek ağaç olur. Kendisine dönerek. Evet, hakikatını izhar ederek. Fihi mafi, içini dışına, dışını içine çevirerek. İnbisat, çekirdekten ağaç yönü, inkişaf, ağacın çekirdeğe hulasalanışı. Temessülle ne fark var arada? İnbisatla temessül? Temessül, mülk daha çok. Mülk yönü. İnbisat ise batın yönü. Temessül ismi zahire bakıyor. Evet, ismi zahire bakar. Bak diyor ki, nihayetsiz bir inbisat ile, nihayetsiz bir, o yukarıdaki bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynası olunca, hadsiz bir inbisat oluyor sende, hadsiz. Ona aynadığından dolayı, sende kazanımlarla, kazanımlarınla, hadsiz bir inbisat ile, şey nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücut dedi Cenab-ı Allah'ın vücudu. Cenab-ı Allah kastediliyor. Allah kastediliyor. Evet. Sonra onunla kazanılan şeyle nihayetsiz bir inbisat ile nihayeti yok. Nihayet hudut. Nihayet hadsiz demek o zaman eni bucu bir şey yok yani. Hat yok, sınır yok. Yok. Bu taraf. Bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynesi olunca, aynı isamet, bende bir kazanımlar oldu. Bu kazanımlar bana nihayetsiz bir inbisat yetisi, yetkisi verdi. Nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Bunlar. Nihayetsiz değil mi abi? Evet, nihayetsiz inbisat. Hadsiz öbür. Hadsiz bir taraf. Yani nihayetsiz biz. Hadsiz vücut. Sonra nihayetsiz vücut. Nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları. Bir tanesi nihayetsiz bize bakıyor. Hadsiz ise mülke bakıyor. Yani alemlere bakıyor. Hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. O hadsiz vücutlar nedir? Örnek verilebiliyor mu onlara? Hadsiz vücutlar 18 bin alem. Ve tanımlayamadığımız ve haber verilmiş, haber verilemeyen, Gazali de öyle diyor, verilemeyen, verilmeyen veya o başka kainatın vücudundan hariç vücutlar veriliyor. Hadsiz diyor ya, çok enteresan. Hadsiz. Yani 18 bin haddi var. Bu ve artı sonsuz işareti matematikte. İnsana ne kadar rahmet vermiş Cenab-ı. Yani kendinle ilgili vücutlar kazanmış. 18 bin alemde... Dış alemden... Hayır, kendi şu. Eğer şeceri hikat dese hadsiz değil bu. Şeceri hikat muayyendir ve malumdur. Onun dışı taşıyor insan. Kürer nokta olmaz bu. Bir şey olmaz ki. Hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Ve kendinden daha kıymetdar baki, mutadid vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu. Hikmet. Kelime-i hikmet. Kendisinden bak ne diyor, kendinden daha kıymetdar baki, mutadid vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğu ve mensubiyet cihetiyle bunu bir an duysan, hani dedim ya, duyuyor. Buralardan söylüyorum. Ne? Bak,
mensubiyeti cihetiyle bunları konuşarak veya düşünerek, bu okuyarak bir an yaşaması, duyuyor de buradan bir an yaşaması, ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmen lakin ile bildim. Burada biraz dursa iyi olur. Önemli çok. Burada durayım biraz. Peki şöyle diyeyim, burada şöyle durayım, ondan sonra. Evet. Buna nasıl sahip olacağız? Önemli olan bu. Tamam dedik, mastarın dedik, yapıcı dedik. Yani sistemi anlattık. Ama önemli olan bize bakan bunun kadar ona varmanın yöntemi, yolu. Dört tane. O önemli. Külliyattan. İşte dersi böyle külliyattan böyle açıp hep şey yapmak. 208 Mesnevi Nuriye. Kader Risalesi, Kader Risalesi iki ana sistemle yürüyor. Birisi ilmel yakin, yani mülk tarafı, usul, esas, birinci mefas. İkincisi ise enfusi. Enfusi de, bunu da ilk defa söyleyeceğim. Dört ayağı var enfusun, dört tane isim var. Huvel evveluhu vel ahiru vel zahiru vel batın. Batinu. Enfusinde. Yani enfusi tefekkür ederken orada dört hatme var. Hepsi bir isme bakıyor. Dört isimden bir tanesi bakıyor. Mesela dördüncü hatve batinuhu gibi geliyor bana. Yani okuyacağım şu anda. Şu belki de zahiri değil yani. Üçüncü hatve kendi nefsinde, burada nefsi derken beden değil, nefse mare değil, kendisinde, torbasında, kendi nefsinde, bunun torbasında kusur, naks, at, farkdan, mağda, başka bir şey bırakmamaktır. İşte var değil mi? İşte bu yani. Bu ilim, bu hiçlik değil bu. Başka, bu yöntem bu. Hiçlik derken yöntem de yok. Neye benzer? Hiç ender hiç var ya. Dün Levent'in bulduğu bir şeydi o. Çok güzel bulmuş. Hiç ender hiç. Şöyle bulmuş. Bak dinle. Hiç, bu yöntem. Hiçliğini bilme yöntemi. Ve belirli bir yere geliyorsun. Hiç olduğunu anlıyorsun. Ama hiç olduğunu anlıyorsun ama gene bir varlık var. Hiç olduğunu anladın. Bu da enderdir. Yani hiçlik içinde varlık. Hiç oldun ama hiçliğini anladın, ender oldun. Hiçlik içinde imtiyazlaştın. Gene bildin yani bir şey, hiçliğini bildin. Bunu da terk etmek, bunu da yok etmek tamamen hiçlik için hiç olsun diye tekrar bir hiçlik de geliyor, tırpanıyor, çakıyor kafasını koparıyor. Hiç, ender, hiç. Kardeşiniz. Anladın? Öyle rastlantı kullanılmış mı şimdi? Sen insafından söyle. Bizim gibi uyduruk adamlar bunu bulmuşsa. Hiçliğini biliyor. O da bir varlıktır. Bildin. Ender oldun. Hiçliğin içinde ender oldun. Fark ettin. Ama bir varlık gene. Vücut ilmisi var. Bunun da kafasını koparacaksın. Ender. Hiç. Ender. Hiç. Tamam Fethi abi? Yani, he? Hiçbir şey düşünmemiştir. Yani, zannediliyor ki, hiç dini bilmektir. Toptancılık yapıyoruz. Hayır. Kışır yok ya.
Kışır yok. Şualarda diyor ki bir kelime, şey harf değil diyor. Virgülün yeri değişse en kıymetli bir mana değişir diyor. Şualarda diyor mu demiyor mu? O da müdafaa için diyor ha. Avukatımız dikkat etsin diye şeylere diye. Evet. O da müdafaa bir virgül. Çok değişir diyor. Bu acayip bir mayın tarlasında yürüyorsun bu ders. Şeyin olmayacak. Ah seni takvimle aynı samet karıştırırsan vay halime. Vay halime. Oho, altı soldu. Hiç karıştırmayacaksın. Demek ki kendi nefsinde torbasında ne demiştik? Bu baş harfleriyle? Nafaka. Nikahlanmak. Oradan kalsın. Nafaka. Nafakasını vermek. Nikahlının. Nikahlı. Nafakadan kalsın. Ne? Naks. Fakr. Kusur. Az. Nafaka. Naks. Nafaka. Fe. Fakr. Ke. Kusur. Ad. Aynı samet olmanın yöntemi, yani aynı sametin farkındalığına gelmenin, böyle bir şey olduğunu bilmenin yolu. Bunu işletirsen aynı samet olduğunu anlarsın, yoksa anlamazsın. Ondan sonra leylim leylim yaşayıp gidersin. Hiçbir şey olmaz. Yani aynı sametin varlığına intikal etme, varlığını fark etme yöntemi bu. Bak nefsinde, torbasında kusur, aç, naks, noksan. Yani nafaka, naks, fakr, kusur, aç. Bunları dört taneyi ne yaparsa bundan başka torbasında hiç kişi hiçbir şey bırakmayacak. Torbayı çevirecek. Yani cebin torbasını ters çevirdik bak. Bu çıktı, gözlük bezi çıktı. Burada, bir bak, temizledim mi? Bakayım bir şey var mı? Bu kusur var, tamam. Naks var, ats var, fark var. Tamam. Bundan başka bir şey olursa hiç şansın yok. Bana dedi, şimdi söyleyin o zaman. Benim cemaat, bana gel. Beni dinle ya. Doğru benim ya. Onlar yanlış. Onlar cebin dışında. Torbasında böyle bir şey yok. Yani bu işin sevdalısı olmak, bu işin yollarına düşen insan, bu tür mülkteki, elbette ki onların bir değeri var ama, mülkteki şeylerden çıkması lazım, bırakması lazım, meşgul olmaması lazım. Tevekkül etmesi lazım. İman tevhidi, tevhid teslimi. Teslim tevekkülü. Keşke buna ben ilmelerken ezberlediğim gibi hissi bir seviyem olsa. Bu değişik bir şey his. Tevekkül değişik bir şeydir. Her tevekkülü bilen, her tevekkülü hissedemez. Allah hissedenlerden etsin. Bütün mehasin, iyilikler, Fatır-ı Hakim tarafından inam edilen nimetler olup, hamdi iktiza eder. Fatır demesi de çok ilginçtir. Çok ilginçtir ama. Fatır, zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsiz, muacelesiz, ilk ve son yapan Allah demektir. Ondan sonra şeyi getirmiş, hakim, hikmet. Bunu Allahu Alem, bir şey diyeceğim, yeni bir tespitim. Allah'ın basar sıfatının esmaya dönüşme hali. Fatır-ı hakim. Hakim de tefekkürle. Tefekkürle, fatırla. Yani hakim ve fatır isimle. Ne olur biliyor musun? Hazırda olana
hazırda olanı nasıl diyeceğim başka? Hazırda olanda bize huzur olur ya. Allah hazır olur. Biz de onun hazırlığı huzura dönüşür. Bu Allah'ın hazır olup bizde huzura dönüşme yöntemi yani alakasını, ilişkisini kuran Fatır'dır ve Hakim'dir. Bu isim. Şimdi ne anlatacağım? Yeni tespitim şu. Allah Resulü niçin huzuru daimidedir? Devamlı niçin huzurdadır? El cevap. Şöyle diyorduk, tevil ediyorduk. Bütün isimlerin, ama doğru da vardı çünkü içecek. Bütün isimlerin mertebe-i azamına ve ismi azamına mazhar olduğu için. Değil mi? Biraz doğru toptancılık. Yeni tespitim şu. Fatır ve Hakim ismine nihayetsiz azami derecede mazhar olanın şansı yok zaten gaflet olması. Devamlı huzuru getiren bir isim. Huzurda olmasının sebebi, yanlış yapmamasının, yapamamasının, eksik demememesinin sebebi Fatır ve Hakim isimlerinin azami derecede mertebe azamını yaşamasından kaynaklanıyor. Ben çok merak ediyordum. Huzuru daimiye nasıl olur? Her ismin mertebe azamını varamazsın. Nasıl varacaksın? Acaba hangi isim bizi huzura taşıyor? Fatır. Bunlardan sıyrılmayı. Zamandan, mekandan. Bunlardan. Zamansız, mekansız, takdirsiz, nümunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, muacelesiz. Örnek yok, patent yok. Ve ilk ve son yapan Allah'ı, Allah'ın bu tecellisini arkaya bırakıp aslına bakma. Bu huzur. İşte bu isme derece-i azam yani vardıkça insanda ilme-i yakin, ayna-i yakin, hakka-i yakin veya dima itibariyle, his itibariyle, kalp ve ruh itibariyle İmanın mertebesi sende gözükür. Yani buraya koymasının sebebi Fatır-ı Hakim ancak bu dört zeminde inkişaf eder. Kusurunu bilende, aczini bilende, fakrını bilende ve noksanını bilen. Nafaka, naksini bilen, fakrını bilen, kusurunu bilen, acizliğini bilen. Torbasında bu dört tane şeyi bırakmayan da müjdeler olsun ve selam olsun ona. Onda Fatır ve Hakim isimleri mertebe-i azamına devam edikçe onda huzur olur. Sonra mertebe-i azamına gelirse huzuru daimi olur. Peki eylemsel nasıl gözükür? Buradayken oraları yaşar. Bunun duyguları, hisleri artık oralıdır. Nihayetsiz imbisat bu. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile bu. Her şey benim oluyor. Her şeysin. Allah'ın mülkü senin oluyor. Abi o zaman imbisat esmada azamiyet kazanmak mı oluyor? Sanki evet doğru yapalım. Doğru imbisat esmaya bakar. Ki mesela onlardan bir tanesi eylemsele dönüştürürsek şöyle diyor. Çok vardı orada. Ben bir tanesini okuyayım. Diyor ki şuur-u imani ile ve imbisatla. Bak şuur-u imani ile imbisat intisap ve münasebet ile umum mevcudata bir alaka bir nevi ittisal peyda olur. İmanın iyisi takker değil mi abi? İttisal evet aferin. Ve çok ilginçtir. Aslı da takkeli. Aslan takkeli abi. Evet. Yani İttisal neydi? Burada ittisal demedi, intisap. Yani üç tane iman olduğunu ben iki tane biliyordum. Bir, imanın sana kazanımları. İman. İmani sonunda iyi olursa imanın içine girmek. İmani iki A, İ ile A çekerse sen ne tespit etmiştin? İyi çekerse hissi iman abi. İyi ve A takker, ikisi de takker olursa daha geriye yani. İçine girmek. Evet. Bak. İmani dimağa bakar. İyi çekerse hissi iman. Hissi iman. İyi ve A çekerse imanın içine girmek. İman seni taşır diyor. Burada taşıyan iman. İmani, imani, imani.
İki şey. Şuur imani ile ve intisap ve münasebet ile umu mevcudata bir alaka, bir nevi ittisal peyda eder. İttisal, yani lügata bakarsan bitişik. Yani onu burada hissetmek. Yani yaşamak. Bitişik demek o. Ve o halde ikinci derecede vücudu şahsisinden başka hadsiz bir vücut, o şuuru imani, bir daha tekrar ediyor. İda takkeli, a takkeli değil burada. Şurada değiştiriyor. Şuuru imani, i ile i, iki sonun ve başındaki imani, hissi iman. Şuuru imani ve intisap ve münasebet, ki intisap yani histir. Ve alaka ve ittisal cihetiyle, intisap, münasebet, alaka, ittisal cihetiyle güya, neticesini söylüyorum, buraya okumamın sebebi, güya onun bir nevi varlığıdır gibi, varlık var olur, umum mevcudat, sanki bütün mevcudat senin imiş gibi, güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur, varlığa karşı fıtrı aşk teskin edilir. Yani Allah'ın mülkü senindir gör, senin oluyor. Hani çocuk böyle, kimin bu? Bizim. Oysa babasının. Babamın demez. Bizim. O kadar fena fil baba olursa, amcamın der, dayımın der. Ama bu bizim. Babanın diye hissetmez kendisi. Allah'a da böyle bir hissi yakınlık olursa, Allah malı senin oluyor. Benim. Yani insanı tanıtması, çocuktaki içinde letafede bak. Cenab-ı Hak. Acayip bir şey. İnsanın tanıtması değil mi? Yani şey yapmıyor. Bahçede ver, şey yapmadan gayet böyle alıştıran. Evet, doğru. İnsanı vahşete sokmaya da. Şimdi şurayı bitireyim. Ondan sonra bir yerden okuyacağım. Fatır Hakim huzuru etem olduğu için, huzuru daimiye sebep olduğu için söyledim bunu. Ve burada zikretmesinden beni çok etkilemiş ve bu manaya götürmüş beni. Yani kusuru, naksı, açı ve naks ve fakrı torbasında olmayınca bu iki tanesi zirve yapıyor. Bu yapınca ne oluyor? O zaman huzuru etem oluyor. Huzuru daimi oluyor. Tarafından inam edilen nimetler olup, Fatır Hakim tarafından inam edilen nimetler olup, hamdi iktiza eder. Fahrı istizam etmediklerini, o zaman sende gözükenleri gururlanmaya, sende inkişaf ettiği için, senin olmadığını gördüğün için, fahr olmaz. Fahr yerine şükür olur. Ne olurmuş biliyor musun? Bak, iktiza eder, fahrı istizam etmediklerini, İtikat ve telakki etmeleridir. Bu mertebede onun teskiyesi, yani nasıl çalışacağız? Kendimizi teskiye nasıl edeceğiz? Nasıl düşüneceğiz yani buna şimdi? Buna daha bu tarafa geldik. Dikkat ederseniz yukarıdan indik hissi anlattık. Şimdi düşünce ve nasıl konuşacağız? Nasıl düşüneceğiz? Diyor ki, bu mertebenin teskiyesi, onun teskiyesi, kemalinin, Adem-i kemalinde, kemalinin, Adem-i kemalinde, yani kemalat istiyorsan, kemalatın olmadığını anlayacaksın. Adem-i kemal. Kemalın yoktu öyle. Nasıl anlayacağız? Türkçe'ye nasıl çevireceğiz bunu? Kemalinin, Adem-i kemalinde. Kemalin içindeki o mertebe mi? O yani kemalatın mı var kardeşim? Şöyle düşüneceksin. Kemalat istiyorsan, kemalat arama. Hiçbirisi senin değil. Sahiplenme. Ham olabilir, ham. Haksız temellük. Ayna darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten gelen, vücut suretini ve rengini almış bir ademdir. 81 şualar. Yani böyle düşüneceğiz. Ham, baş harflerini ezberledim, ham. Haksız temellük, aynı tanrı bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Bu kemalini, Adem-i kemal bilmek bu.
İki, kudretinin aczinde, kudretin acizlikte olacak. Gınasının zenginliği, varlığı, fakrında olduğunu bilmekten ibarettir. Bilmek, dima. Dima mertebesine geldik, uçak indi. Esnedi bak. İlk önce şu alan 69'dan girdik. Sonra indik şeye, hisse indik torbasında. Yani vicdan aşağı indik torbada. 4 tane nafaka, naks, fakr, kusur, ad, nafaka, hissi, uçak. Sonra kemalini, ademi kemalinde uçak iniyor. Kudretini, acizlikte, gınasını farklı bilmektir. Uçak indir. Buradayız. Geldiniz mi buraya? Allah Allah. Fethi abi. İyi misin? Yukarıdayız, yukarıdayız. Yukarıda mısın? Beşinci katta. Tamam. Bu kaderin anlattığımız batını. Batın ismi. Üçüncü atma. O yeri de okuyayım mı diye acaba. Kaç dakika oldun? 50 dakika. Bir saat olmadı abi. Tamam. Peki düz okuyayım, orayı da kapatayım. 26. söz, 4. hatbe. Küllü şeyin halikun ila illa vechehu. Küllü şeyin halikun ila vechehu. Dersini verdiği gibi. Nefs, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Mülk tarafından okuyoruz. Bu da mülk. Nefis, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Mülk. Kaderin 4 ismi vardı ya. Zahir. 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 Evvelu, ahiru, zahiru, batını. Bu zahir. Kendi, bak nefis, kendini serbest, müstakil, Allah'tan kopuk. Sanki her şeyi kendi idare edecek. Her şeyi sorgular. Niye böyle oldu? Niye böyle gitti? Sana ne ya? Bir anda insan acizdir, sarsılabiliyor biliyor musunuz? Yani hastalıktır, meraktır, ne demiştik? Merak. Hayal, şükrü örfi de yani bir de enfusi tefekkür. Bu 4 taneyle yani böyle bir rastlamadığımız böyle uygunsuz böyle olmadığı bir şeyle yani hastalıktır veya başka düşünceler de gelebiliyor tamam mı? Bir anda sarsılabiliyorsun ama bu uçan şeyi gibi bazen hani var ya paldır küldür yapıyor sonra toparlanıyor. Ha, öyle olabilir ama daimi olamaz bir nurçuta. Mümkün değil. Çünkü bırakmaz bu dersler onu. Türbülans diyecektim. Türbülansa girebilir. Mesela gittin hastaneye dediler ki sen falan kansensin. Bir türbülansa girer. Girmemesi zor yani. Aa ben abi girerken girmeden eşit çıktım. Kanser midir değil midir? Haletim vardı. Kanser dediler. Ondan sonra birkaç gün sonra 3 zamanım da aynı. Olmaz. Türbülansa girersin. Ama Nurcu'nun şu özelliği var. Hemen toparlar. Tık tık tık. Dur. Çünkü denge unsurlarını getirir. Nurcu'nun diğer özelliği var. Yani düşer, düştüğü yerden kalkmayabilir. En büyük özelliği odur. Hemen atsiyetini anlar. Hemen kemalini, kemalsizlikte, vücudunu, ademde olduğunu hemen anlar, tak diye verir ona. Yani teslimiyet derecesinde dünyada rahatsınız. Yoksa teslimiyet yok. Vallahi bütün dünya ve bütün seninle alakalı ve seninle akrabandır, çocuk, hastalıklar vesaire her şey yüklenir sana. Bir kolesterolün çıkar, dünyanın altı sor. Bir kalbin çıkar, kalp denilmiş, sekte olmuş. İçsel yapın ateş basar. Tansiyonun
çıkar, dimağını karıştırmaya başlar, böcek gibi. Çok tuhaf yani. Ama türbülans gibi, tak tak ondan sonra. Çünkü bak onu anlatıyor, kendini serbest bildiğinden kaynaklanıyor namussuz. Serbest ve müstakil. Peki daha önce demiştim, ölüm korkusu kimde olur? Nefiste olur. Ölen, mesela araba çalınıyor, araba çalındı ya aşağıda. Kim korkar burada? Arabası olan korkar. Benim arabam yok ki, hakikaten korkma. Ölüm meselesini kim endişe eder? Kim ölecekse. Küllü ruhun değil, küllü nefsin. Ama öyle acayip bir şey ki bizi yapıştırmış, birbirimize girift etmiş ki ölüm korkusunu ben ölecekmiş gibi bana hissettiriyor veya ben zannediyorum. Oysa onun korkusu. Yani biz nefisle, benim nefsim, benim ruhum ve ben, üçünü ne kadar ayırt edersek bunun adı teslimiyet diyebiliriz. Teslimiyet böyle olur. Nasıl gelişecek başka? Sen söyle başka, nasıl gelişecek? Nasıl bunu buna ayıracaksın? Yapışmış adam. Ben diyor ya, ben öleceğim diyor, korkuyor, ben öleceğim. Lan sen değilsin işte. Nasıl anlatacağım ben hastane kapısını adama? Kadına nasıl, sen ölmeyeceksin. Lan manyak mısın, kanser işte, ben öleceğim. Kim ölecek başka? Beni gömecekler, ben burada başka kimse kalacak mı? Sen beden miydin? Anlatamazsın. Çünkü bu dersleri dinlemedi ki hastane kapısında kullansın bunu. Bunu sekeratta nasıl kullanacak? Kabirde nasıl kullanacak? Men Rabbuke. Özür abi dedi ki, Allah rahmet etsin, vakıftı. Men Rabbuke diyecekler Özür abi, ne diyeceksin? Yani sen hani benim hesabımı? Böyle derdi böyle. Onun şakası bağırmaydı. Böyle. Sen hani? Ne merak ettin dedi. Merak ettim abi. Ne diyeceksin dedim ya. Adam bitmiş, belden aşağı felç. Ve Hazreti Ali ömrüne şey yapmışlar, rüyasına gelmiş, yakaza işte günü. 10 günün kaldı demiş yani. Şimdi 10 gün kalsa ne yaparsın? Dedim Hızır abi ne diyeceksin? Ya kardeşim dedi, biz dedi oradan kopuk yaşamadık ki dedi. Biz burada, burayı yaşamadık ki dedi. Yaşadığımız yere gitmekten korkalım. Biz burada oraya yaşadık. Yaşadığımız yere gidiyoruz. Yaşamadığım yere gitmiyorum ki dedi. Tam da ne diyeceksin? Diyeceğim ki ben Rabbuk edince diyeceğim ki kardeşim atom seviyesinde mi Allah'ı anlatayım, esir seviyesinde mi? Senin vücudunla mı Allah'ı anlatayım? Adam 10 günü var. Ha, benim masamda konuşmuyor şimdi. Hazreti Ali ile radiyallahu Fatıma-tı Zehra radiyallahu anha gelmiş. Şeyine, beden aşağı feçliydi. 22 sene. Vakıftı. Dedi ki Hızır dedi, ömrüm bitti bu akşam seni. Ben de Azrail gelecek benden sonra dedi. Şimdi ben gideceğim. Olmadı, benden sonra Azrail gelecek. Getirecek seni bize dedi. Onun usulü o. Biz getiremiyoruz. O gelecek. Hani ister ki ona daha o zaman yani beraber gidelim. Usulüymüş. Azrail cehennem zebanisi değil ki. Demek ki insanoğlu çok da diyor ki imam ya imam dedi. Ya ustad. Korkuyorum dedi ya. Şimdi ilk defa olacak ya. Dönceleriniz var mı? Ya kork. Ne korkuyorsun dedi. Bak. Niye korkuyorsun? İnsanda oluyor demek. Anlatsam. Korkma dedi. Biz de olacağız dedi. Böyle ağlamaya başladım dedi hafif. İmam Ali var ya, lef-i mahfuza nadiren müdahale olur. 16. lemada diyor ya. Nadiren lef-i mahfuza. Lef-i mahfuz ispatta büyük zatlar değiştirebiliyor. Sadaka orada oluyor işte. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh dedi ki Fatıma Zeynel, tebessüm ettiler. Hızır, tamam ömrün bitmiş ama Rabbimize şey vermiş. Sana 10 gün daha müsaade. Ne yapardınız siz? Ben onda gördüm. Yani bu ilim değil. Bu realite. 10 gün ne yaptı? Hiç dersini aksatmadı. Kur'an'ını şeyi çok okurdu. Hizbul Kur'an'ı çok okurdu. Çok okurdu o. Acayip. Ondan sonra Risale-i Nur'u böyle tutmazdı. Sol eliyle tutardı. Böyle dersler yapardı. Böyle beden dillerini konuştururdu. Böyle. Bazen sarılır ağlardı ders ortasında. Böyle. Sol eliyle tutardı. Böyle talep ederdi. 10 gün içinde yaptıklarını yaptı yine.
Ondan sonra son gün, tabi 10 gün herkes vedalaştı. Son gün odama giriyorum dedi. Herkes de böyle selamlaştı. Ondan sonra orada ne oldu bilmiyoruz. Beni ikindide alırsınız dedi. Bak nasıl yaşıyor ya. Fark ettiler. Öyle, niçin? Öleni öldürmüştü zaten. Şöyle diyeyim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ölmeden önce ölünüz, ölmeden şey, ha şey, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar, siz ölmeden önce ölünüz. Peki, yatakta yatıyor adam. Nerede? Yatakta. Uyandı. Nerede? Gene yatakta. Uyan da yatakta, uyanan da yatakta. Değişen yer var mı? Yer aynı. Bir daha söylüyorum. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Uyandığı yer neresi? Yatak. Uyan da yatakta, uyanan da yatakta. Peki. Uyandı. Yani uyanan bizim gibi, o da yatakta, dünyada. O da bizim gibi yer içiyor ama biz uyuyoruz. O yanımızdaki uyanmış. Siz ölmeden önce ölünüz. Yani ölmesi gerekenleri öldürünüz. Gücün varken. Kim ölecek? Nefis ölecek. Ne demek nefsin öldürmesi? Aç olmak, riyazete girmek. Ondan sonra dünyadan elini ayağını kesmek. Bir yazı gelmişti WhatsApp'tan, birisi bana göndermiş. Yazacaktı. Ha, ne, kime ne yazacağım yani? Şey yok. Demiş ki bir dervişe, bir alime sormuşlar. Dervişe alim mi? Alim demez. Dervişe demişler diye. Efendim üstü başı pesbaya böyle. Efendim demişler ki niye üstü başını zahirini düzeltmiyorsun? Biz batınımızı düzeltme ile meşgul olurken zahirimizi düzeltme zamanı dolamadı. Bu sünneti yanlıştır. Allah Resulü'nün sünnetini değil yani. Allah Resulü öyle pesbaya çıkmamıştır. Dişlerini misvaklar, üstü başını şey yapar, tamam mı? Yani sünnet-i seniye bize edeptir. En güzel edep sünnet-i seniyedir. Yani diyebilir mi? Diyebilir. Yani tasavvuftaki böyle bazı haller var yani. Ama sakın ha, büyük zatların hayatları sünnet-i seniye olduğunu nasıl anlarsınız? Her büyük zatta değil. Bazen bir sikir olur. Muhyiddin Arabi için taklit olur mu? Sünnet mi olur? Olmaz değil mi? Mesela Tunceli'de yatan beyaz şey, namaza yaklaşmayın. Vallah takrabu selam. Neydi onun adı? Bektaşi. Mesela. Taklit şey yapılmaz. Veya Yunus Emre mesela. O da taklit. Her daim, her konuda. İstikametli değil. Yani her konuda. Yani taklit edilemez yani. Şey değil yani. Enfusu yaşadığı için. Nedir o taklit edilecek? Allah Resulü'dür. Muktedai küldür. Tek. Peki biz Resulullah bilmiyoruz. 1400 sene 14 tane önümüzde saf var. Allah da kolaylaştırmış. O zatına nasıl biliyorsa öyle hamdımızı öyle kabul etsin o Allah. O Allah ki bütün hamdlar, senalar ona aittir. O ona yakışan bir şey yaptı. O 1400 sene önceyi bir timsal, bir mümessil getirdi. Peygamberin mümessili kim? Asrın mücedidleri. Ona bakın, istikamet orada. Eğer o yoksa ya ifrat ya tefrit. Asrın mücedidleri, Allah Resulü'nün her şeyi. Mesela üstü başımı düzeltemiyorum çünkü içimi düzeltirken zaman doğru söylüyor. Ama ona ait bir doğru. Ama Bediüzzaman diyor ki daha diyor gömleği eşyası kirletmeden yıkatır. Abiler diyor ki acaba temiz olan mı bu, kirli olan mı? Koklardık, gül kokarsa eskidir, bedene temas eder. Allah Resulü pesbaya gözükememiştir. Üstad da öyle. Peki kirli çamaşır nedir? Kirli çamaşır erva habisi celbeder. Mevvad-i şirire, yani revahi tayyibe erva tayyibeyi celbeder diyor. Hatırladınız mı? Revahi habise, habis kokular habis ruhları celbeder. Biliyorsunuz da Risale'de garip garip bakıyorsunuz. Neredeydi peki? Söyleyin bakayım. Bulun valla. Bakmayın bu demeyeceğim size. Bulun bakalım yerini. Erva habise
Revahi Tayyibe erva aliyeleri celbeder. Yani güzel kokular, güzel ruhlar. Onun için bana üç şey sevdirildi. Bir tanesi eş, bir tane gözümün nuru olan namaz, bir tanesi bu noktada bakın bütün o ruhani ve melekleri celp ve cezbeden koku. Tamam. Revahi habise, habis kokular, erva habiseyi celp eder. Erva habiseyi. Revahi tayyibe. Tayyip kokular, tayyip ruhanileri celbeder. Onun için nereden mesela o şey yaptım? O gözün olmasa sünnet-i seniye, bu ölçülerin olmasa bir tane at, vay be ne kadar hikmetli söz. Değil ya. Yani. Yanlış değil, ona az. Tasavvufi bir şey. Cadde-i Kübra değil, Muzami Ümmet değil yani. Çok acayip değil mi? Ama ne kadar cazip levhada yapmışlar. Burada nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Ben varım der ya. Ben... Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşır. Yani sistemi anlatıyor. Bu sistem nasıl çalışıyor nefis denen. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Derk etmekle. Yani şu anda söyleyeceği şekilde düşünürsen ondan kurtulursun. Hakikat şöyledir. Diye devam ediyor 478 söz derdi. Buldunuz mu? 353. Neyin? 24. sözde geçiyor. 353. Erbah-ı Tayyibe Revai Tayyibe'yi sever. Görüyor musunuz? Erbah-ı Tayyibe İrfan gördün mü kardeş? Erbah-ı Tayyibe Revai Tayyibe'yi sever. Peki mefhumu muhalifiyle Erbah-ı Habise Revai Habise'yi sever. Yani kötü ruhlar kötü kokuyu sever. Onun için pislik yok. Hatta Allah haftada bir yıkanmayı, insanı yıkanması Allah'ın kullar üzerine hakkıdır diyor. Sanki Allah bir kar oluyor. Temizlik yapmak ve temizlenmek. Yani biz zannediyoruz ki ben mikro falan. Ya kardeşim birilerini celbediyor. Anlıyor musun? Peki buralardan çıkarıyorum. Leş gibi kokan adam var. Eşyası yıkanmamasından değil mi? Teri leş gibi kokan. Ne yapması lazım ilk adım? Ne yapması gerekiyordu? Manevi hastalık adım. Ahlakını düzeltmesi lazım. Haset diyoruz. Evet. En büyük özellik pis kokan var ya, teri çok ağır kokan. Hasetini düzeltsin. Ahlakını düzeltsin. Ahlakın içinde en berbat haseti çok zirvede. Haseti çok şey olanın teri çok berbat kokar. Peki hasetten nasıl kurtulacak? Benim işim biraz şu. Yani iddia söyledin öyle değil. Çare ne? Şu. Kime haset ediyorsun? Elini kaldıracaksın. Çünkü devamlı işletiyor şeytan. Ya Rabbi mesela sana haset ediyorsun. Allah'ım Hasan'a istikamet ver. Ya Rabbi onu maddi ve manevi koru. Ya Rabbi onu ufuklarını açı. Ya Rabbi semavi ve arzi şeyle mahlukatlardan onları def et. Dua et. Dua edince olan bakacak şeytan şu manyak mı ya? Lan biz bu haseti aktif ettik. Bu adama düşmanlık olsun diye. Bu adam dua ediyor. Habire dua ediyor. Hemen tak haseti keser. Çünkü haset şeyini aktif eden, hissini aktif eden şeytandır. Hemen haset ettiğin şey kişiyi samimi söylüyorum. Bak bunun üzerine yemin ederim ki sevmeye başlayacaksın. Dua et. Bak realitedir benim için. Dua et. Tamam. Onu şey yapacaksın. Ustad da bakış tarzını şöyle diyor. Haset ettiğin kişinin dindeki hizmetini gör diyor. Onu böyle kızıyorsun ya. Atalar. Hemen onun güzelliklerini gör. Güzel hizmetlerini gör. Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinde daire-i nurda hizmet ediyor vesaire. O güzelliklerini görürsen gene fikir cihetiyle galip olursun. His cihetiyle dua ederek kurtulursun. Görüyor musun? Böylelikle dua ile hasetinden, hasetinle de pis kokundan kurtulursun. O zaman gidip çarşı pazarına koku almasın artık. Bak paradan kurtardım seni. Ya güzel mi değil mi?
Yani dilinden anladın mı? Ve anlayanlarla beraber oldun mu? Hani diyor ya Allah Resulü. Ya anlatan olun, ya dinleyen olun, ya bunları seven olun. Dördüncüsü olmayın, helak olursunuz. Ya bunları anlatan olun, ya bunları dinleyen olun. Yapamıyorum uzaktan vesaire. Ya bunları seven olun. Başka bir şey kaldı mı? Bunların dışında dördüncüsü olursanız helak olursunuz. Müslüman Müslümanı sever. Müslümansa. Öyle diyor. Müslüman Müslümanı sever. Hata ve kusurlar için acır ve dua eder. Aman bana gelsinler, ona gitmesinler. Bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. 160 sayfa mı neydi? Lemalar veya 161. Vâhir davahum. Elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Temassalavat.